Şimdi biraz daha yine seçim ortamına dönüyoruz. Seçim öncesi vaatleri ve son görüşleri dinlemek üzere. Bugün konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Didem Engin. Hoş Hoş geldiniz. bulduk, merhaba. Öncelikle hafta sonu yaşanan katliamdan herhalde başlamak doğru olacak. Acımız hala daha içimizde. Evet. Fakat hayatımıza devam ediyoruz. Sizin görüşlerinizi de almak isterim bu bağlamda. Çok acı bir olay yaşadık gerçekten öyle. Bu Ankara katliamında yüzden fazla, tam sayısını hala net olarak bilemiyoruz. Çok sayıda ağır yaralı olan vatandaşımız var. Yüzden fazla ölümümüz var. Çok acı bir olay, çok derin. Ben patlamanın hemen sonrası Ankara'ya gittim ve orada hem hastaneleri ziyaret ettik hem adli tıpta ailelerin yanında olmaya gayret gösterdik. Önemli olan tabii burada bu tür olayların bir daha olmayacağına yönelik olarak siyasi sorumluların garanti vermesi. Yani bilmeliyiz ki biz içinde yaşadığımız ülkede can güvenliğimiz var ve bir tek vatandaşımızın bile can güvenliğine bir kast olduğu zaman bunun karşılığının olması gerekli. Fakat ne yazık ki bugün ülkemizde siyasi olarak sorumluluğu kabullenen bir yönetim yok. Dolayısıyla hiç kimsenin sorumluluğu kabul etmediği bir ortamda da can güvenliği çok daha ciddi bir sorun haline geliyor. Biliyorsunuz bundan birkaç ay evvel Fransa'da 12 kişiye yönelik bir terör olayı olduğu zaman bütün devlet başkanları bir araya geldiler ve çok ciddi kararlı bir duruş ortaya koydular. Bir yürüyüş düzenlediler. Başbakanımız aynı zamanda bu yürüyüşe katıldı. Aslında orada teröre yönelik çok ciddi bir mesaj verilmişti. Yani benzer olaylar Avrupa Birliği'ne üye devletlerde bir daha yapılırsa eğer bunun karşısında hep birlikte dik bir duruşumuz olur şeklinde bir yanıt da aslında teröre karşı. Fakat bugün bizim Türkiye'de yüzden fazla vatandaşımız vefat etti. Fakat ne yazık ki hem kendi içimizde ülkemize sorumlular sorumluluklarını kabul etmiyorlar. Hem de aynı zamanda dış dünyadan Türkiye'ye yönelik teröre karşı mücadele konusunda ciddi bir destek yok. Devlet başkanlarına baktığımız zaman Twitter'dan taziye mesajlarını iletiyorlar. Dolayısıyla burada Türkiye'nin dış dünyada ve dış politika anlamında da ne kadar yalnızlaştığının ve uluslararası ortamda da aslında yürütmüş olduğu politikaların ne kadar yanlış olduğunun bir göstergesi olduğunu düşünüyorum. Peki biz seçimden önce tüm partilerden elden geldiğince farklı sesleri buraya konuk etmeye çalışıyoruz ve dolayısıyla o vaatleri bir kez de burada söylemelerini rica ediyoruz. Bu bahsettiğiniz ortamdan çıkışı sağlayabilecek tek bir kurum var, o da siyaset kurumu. Dolayısıyla bu bağlamda biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin de bu seçime ilişkin vaatlerini vatandaşlara, bizlere önerdiklerini dinlemek istiyoruz. Seçim yaklaşıyor. Türkiye'de büyüme yavaşlamış durumda. Dünyaya paralel olarak ya fazla, bir eksik, iki fazla, onu bilmiyorum ama şunu söyleyebiliriz. Güven endeksleri geliriliyor. Daha bugün Bloomberg'te tüketici güven endeksi vardı, ön endeks vardı. Ufak bir yukarı çıkma var. Yani fena değil, zıplıyor ama son yılların dibinde. Yani her şeyi bir araya kattığımız zaman Türkiye'de son yılların en düşük büyümesiyle karşı karşıyayız. Evet. Etrafımızda, siz de zaten daha sonrasında programı konuşacağız ilerleyen bölümlerde. Orada da bir ateş çemberi var. Bir yandan mülteci krizi var. Bizde bu tip olaylar yaşanıyor. Dolayısıyla tüm umudumuz siyasette. Bu anlamda Cumhuriyet Halk Partisi 1 Kasım seçimlerinden sonra genel hatları itibariyle neler öneriyor ekonomide vatandaşlara? Şimdi öncelikle siyasetin güven verici olması gerekli. Yani ülkenin istikrarlı bir şekilde yol alabilmesi için, ilerleyebilmesi için bir taraftan ekonomik aktörlere güven verici bir ortamı oluşturabilmesi gerekli. Hem de aynı zamanda toplumsal aktörlere de o güveni yansıtabiliyor olması lazım. Ankara olayından yola çıkarsak öncelikle sorumluların failleri bulma konusunda çok ciddi bir kararlılık göstermesi gerekli. Ve bu tür sorunlarla da bir daha Türkiye'deki vatandaşların karşılaşmayacağı konusunda ciddi bir kararlılık ortaya konmalı. Diğer konular da bizim özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin vermiş olduğu bu 1 Kasım'a yönelik seçimlerdeki biliyorsunuz 5 başlık altında topladı Cumhuriyet Halk Partisi seçmenlere sözlerini. Bunlardan bir tanesi de toplumsal barış. Ve bu toplumsal barışta da bugün meclisteki siyasi partilere baktığınız zaman aslında Cumhuriyet Halk Partisi dışında bütün siyasi partiler ülkedeki bu gerginlik ortamından, bu inatlaşma ortamından, bu keskinleşme ortamından aslında nemalanan siyasi partiler. Ne kadar çok ülkemizdeki farklı gruplar ne kadar kamplaşırsa, insanlar ne kadar birbirine karşı öfkede olarsa o duygulardan istismar amaçlayan siyasi oluşumlar var, siyasi partiler var. Bunları ben öncelikle kınıyorum.
bugün sağduyuya çağrı yapan ve toplumsal barışı en önde tutan parti Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte de bu nedenle de sloganımız aslında bu seçimlere giderken önce Türkiye, önce birlik ve önce insan. Bizim önceliğimiz kendi yurttaşımız, kendi ülkemiz, ülkemizin birliği, beraberliği ve bu dayanışma duygusunun da önümüzdeki süreçte devamının sağlanabilmesi, yurttaşlarımızın etnik kimliği, mezhep üzerinden siyaset yapılması son derece yanlış. Dolayısıyla bizler barış ortamının tekrar tesis edilmesini istiyoruz ve bu konuda da özellikle bütün siyasi partilerin bu çatışma ortamını artırıcı söylemler ve uygulamalardan ziyade toplumsal sağduyu ön plana çıkarmasını öncelikle hedefliyoruz. Ekonomik olarak da bugün baktığınız zaman Türkiye'deki biraz evvel bahsettiğiniz güven endeksinin bu kadar alt seviyelere düşmüş olması aslında ekonomi yönetiminin güven verici olmamasından kaynaklanıyor. Bugün yurt dışındaki uluslararası finans ve ekonomi analizlerini incelediğiniz zaman Türkiye'nin ismi hep riskli ülkeler içerisinde görünüyor. Dolayısıyla yurt dışından Türkiye'ye bakış açısı ne yazık ki olumsuz ve negatif bir algı var. Türkiye'nin hem kendi içinde siyasi istikrarı yakalayamamış olması, hem bölgedeki sorunlar, o bölgedeki sorunları içine almış olması ve çözüm bulamıyor olması, terör ortamında bile sorumlu kabul etmeyen bir siyasi iktidarın olması, bütün bu güven ortamını ciddi bir şekilde zedeliyor. Diğer taraftan yurt dışından yine Türkiye'ye bakıldığı zaman ülkenin yönetiminde de bir çift başlılık söz konusu. Yani ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı mı, Başbakan mı, Başbakanın daha pasifize edildiği, Cumhurbaşkanının daha ön plana çıktığı gibi bir algı var yurt dışından Türkiye'ye bakıldığı zaman. Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığının olup olmadığı konusunda tartışmalar söz konusu. Düzenleyici ve denetleyici kurulların özerkliğini kaybettiği, siyasi yönetimin yönlendirmeleri sonucunda kararlar aldığı algıları mevcut. Tabii bu algılar üzerinden analizler yapılıyor ve Türkiye artık ekonomik anlamda güven verici olmayan ve aynı zamanda da öngörülerinde sağlıklı öngörüler yapamayan bir ülke konumuna düşüyor. Tabii bu hem yerli yatırımcı hem de aynı zamanda yabancı yatırımcı açısından çok büyük bir sorun. Öngöremediği bir ortamda hiçbir yatırımcı yatırım yapmaz. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncelikli hedefi ekonomik anlamda üreten, istihdam sağlayan, güven veren ve projelerini de toplumsal projelerini kararlılıkla uygulayan ve şirketler, işletmeler açısından da rekabetçi, uluslararası rekabetçiliği sağlayacak bir ortamın tesis edilmesi önde geliyor. Peki diğer partilerin de tabii vaatleri var ya da önerdikleri programlar var. Biz tabii çok bunları yakından incelediğimiz için yavaş yavaş zaman içerisinde birbirlerine benzeştiğine şahit olduk. Bu anlamda yorumunuzu rica ederim. Diğer partilerden de gelen açıklamalarda her bir diğer parti için kaynak olmadığı, işte bunların bol keseden atıldığı yönünde eleştiriler var. Diğer partilerin programlarını karşılaştırdığınızda ya da o kaynak meselesini ona ilişkin söylemeniz nedir? Nasıl görüyorsunuz? Aslında kaynak konusu bu 1 Kasım seçimlerinde artık gündemde değil. 7 Haziran seçimlerinde çok gündemdeydi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin toplumun farklı kesimlerinin ihtiyaçlarını analiz edip buna göre önermiş olduğu çözümler, örneğin işte asgari ücret konusu ya da işte emeklilere 2 maaşlık bayram öncesinde ikramiye ek maaş verilmesi konusu gibi projeler, öneriler çok fazla tartışıldı. Bunun kaynağı nereden gelecek diye sorgulandı. Ama bugün baktığınız zaman 1 Kasım seçimlerinde partilerin açıklamış olduğu diğer partilerin seçim bildirgelerine, orada verilen sözlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin 7 Haziran'da vermiş olduğu sözlere çok fazla benzeştiğini görüyoruz. Örneğin AKP'nin 1 maaşlık ikramiyesi var emeklilere gibi. Bu da aslında geçen dönemde kaynak sorununun, kaynak üzerinden bir tartışma yaratmanın ne kadar anlamsız olduğunun bir göstergesi. Önemli olan tabii burada kaynağın, devletin bütçesinin, gelirlerinin nereye harcanacağı, ne kadar harcanacağı konusunda siyasi bir tercih ortaya konuyor. Ülkeyi yönetecek olan iktidar bu kaynağı nereye nasıl ayıracağını belirliyor. Siyasi bir tercih bu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tercihi de toplumun her kesiminin eşit bir şekilde, adil bir şekilde bu gelirden pay almasını sağlayabilecek bir sistemin kurgulanması. Dolayısıyla bu nedenle emeklilere destek verilmesi, asgari ücretin artışıyla birlikte aslında hedeflenen verimliliğin artırılabilmesi. Yani aslında hem küçük ölçekli esnafa hem de aynı zamanda sanayicilere bu verimlilik artışıyla birlikte ek bir maliyet getirmeden, yani vergileri artırmadan
brüt üzerinden aynı rakamı ödeyerek aslında işveren açısından bir ek yük, mali yük getirmeden verimlilik artışıyla çok daha üretken bir ekonomiye geçiş sağlayabilecek söylemlerdi bunlar. Bugün baktığımız zaman 1 Kasım seçimlerinde diğer partilerinde bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok benzeşen seçim önerileri getirdiğini görüyoruz. Peki şunu da sormak istiyorum. Sizin verdiğiniz bir soru önergesi var. İhracat rakamlarının inanılırlığı ya da ileriye dönüşkün projeksiyonlarıyla alakalı. Hem biraz isterseniz ondan bahsedelim. Hem de 2023 hedeflerine ilişkin eleştiriniz var. Evet. Bunların ikisini bağlayıp bize anlatır mısınız? Neden eleştiriyorsunuz bunu? Neresini yanlış görüyorsunuz? Benim ekonomi bakanına sunduğum bir soru önergesi vardı. Hala yanıtını bekliyorum kendisinden. Çünkü şu nedenle şimdi şu anki iktidarın, daha doğrusu AKP'nin 2023 hedefleri var. Örneğin bu hedeflerden bir tanesi de ihracatın 2023 yılında 500 milyar dolara çıkartılması hedefi. Bu ana hedefi gerçekleştirebilmek için de ara hedefler var. Örneğin 2015'te şu rakama çıkacak, 2017'de, 2019'da şu rakamları hedef tutturmamız gerek ki biz 2023'te 500 milyar doları tutturabilelim, hedefe gerçekleştirebilelim. Şu an hükümetin yapmış olduğu bütün ara ihracat hedeflerini aşağı yönlü revize etmek. İhracatta çok ciddi sıkıntılarımız var. Bu yılın ilk 8 ayındaki rakamlara baktığımız zaman %9'a varan bir ihracatta düşüş söz konusu. Dolayısıyla geçen yıl hazırlanan orta vadeli programda 2015 yılındaki ihracat hedefi 173 milyar dolardı. Birkaç gün önce açıklanan orta vadeli programda bu yıl için, 2015 yılı için 143 milyar dolara indirildi. Yani aslında böyle az rakamlardan bahsetmiyoruz. Geçen sene yapılan planda bu sene için 173 milyar öngörülürken bugün 143 öngörülüyor. Dolayısıyla 30 milyar dolarlık bir aşağı yönlü revize söz konusu. Yani eğer hükümet bir sene sonrasının planını düzgün bir şekilde yapamıyorsa, ihracat rakamlarını öngöremiyorsa 2023 için belirlenen hedefleri nasıl gerçekleştirecek? Ara hedefleri aşağı yönlü revize ederken örneğin 2015'i aşağı çekiyor, 2017, 2019'u aşağı çekiyor. Ama 2023 hedefini değiştirmeyerek aslında topluma sanki bu hedef hala gerçekleştirilebilirmiş gibi bir imaj vermeye çalışıp, bir algı oluşturmaya çalışıp seçimlere giderken destek almaya çalışma söz konusu. Halbuki siyasilerin öncelikle yapması gereken topluma açık olmak, topluma doğru sözlerle ve vaatlerle inandırıcı olabilmesi için açıklıkla fikirlerini ve projelerini ortaya koyabilmesi gerekli. Şunu da söyleyebiliriz. Örneğin geçen seneki orta vadeli programda ihracat için hedeflenen 160 milyar dolardı. Yani orta vadeli program açıklandığı zaman Ekim ayındaydı. Dolayısıyla sadece 3 aylık bir öngörüde bulunması gerekiyordu hükümetin o yıl için. Fakat gerçekleşen rakama baktığımız zaman 157 milyar dolar. Yani aslında geçen sene Ekim ayında orta vadeli program açıklanırken yılın geri kalan 3 ayını bile öngöremeyecek durumda olan bir hükümetten bahsediyoruz. Dolayısıyla 3 aylık bir öngörüyü bile sağlıklı bir şekilde yapamazken 2023 hedefleri nasıl gerçekleştirilecek? Bizim özellikle burada vurgulamak istediğimiz 2023 ya da benzer rakamları gerçekleştirebilmek için şimdiki kadrolarla ve şimdiki yönetim anlayışıyla ilerlenmesi durumunda çok ciddi sorunlarımız var. Oturup gerçekten bu sorunları gerçekçi bir şekilde ele alıp çözümler neler olabilir onları konuşmamız gerekli. Yoksa günübirlik geçiştirmeye çalışmak, işte rakamlar üzerinden farklı işte göstergeler bulmaya çalışarak kendimizi başarısızken başarılı göstermeye çalışmak değil, gerçekleri kabul ederek hepimizin oturup ülkemizi nasıl daha iyi bir, daha güçlü bir konuma, bölgesi daha güçlü bir konuma taşıyabileceğimiz konusunda ciddi bir çalışmanın yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki bu eleştirilerinizden anladığım öyleyse OVP, yeni açıklanan orta vadeli programa da ilişkin eleştirileriniz var. Çünkü orada da bazı maddelerin tutarsız olduğu yönünde evet, çokça şey duymuştuk. Sizin görüşünüz nedir? Evet, biraz önce hani ihracat örneğinden de ilerlediğim gibi öncelikle bu hedeflerin gerçekten tutulması gerekli. Yani eğer biz bir sene sonrası için bir hedef koyuyorsak bu hedefin gerçekçi ve inandırıcı olması gerekli. Eğer koyduğumuz hedefler gerçekçi değilse, birkaç ay sonra gerçekçi olmadığı ortaya çıkacaksa, o zaman biraz önce bahsettiğimiz gibi bu rakamlara bakarak yatırım yapacak ya da yatırım düşünen
yerli ve yabancı yatırımcılar nasıl yatırım yapacaklar? Yani bu rakamların ve hedeflerin inandırıcılığı çok çok önemli. Ama burada ciddi tutarsızlıklar ve inandırıcılık konusunda soru işaretleri var. Peki şunu soracağım. Yerli yabancılar, yatırımcılardan bahsettiniz, yerli ve yabancı. Bunların tabii ki ilk aradığı şey her zaman için istikrar bir ülkede. AK Parti diyor ki AK Parti Türkiye'de istikrarı temsil ediyor. Dolayısıyla bu tehlikeye düştüğü için yatırımlar azalıyor. Size göre istikrar nedir? İstikrar tek başına hükümet anlamına gelmez. Yani bugün 1 Kasım seçiminden sonra AKP tek başına hükümet imkanı kazanmış olsa bile ben yurt dışından Türkiye'ye örneğin uluslararası yatırımcı açısından söyleyeyim. Türkiye'ye bakıldığı zaman Türkiye istikrarlı bir konum imajı çizmeyeceğini düşünüyorum. Neden çizmez? Çünkü yatırımcı açısından baktığınız zaman pek çok unsur burada dikkate alınıyor. Örneğin hukuk devleti ilkesi, yargı bağımsızlığı konusu, özgürlükler konusu, basın özgürlüğü, medya özgürlüğü konusu. Bütün bunları ele aldığımız zaman Türkiye gerçekten bugün maalesef kötü bir profil çiziyor. Bunlar bu kadar kötü bir profilin içerisinde AKP'nin tek başına iktidar olması durumunda dışarıda bırakacağı izlenim ülkenin çok daha iyi yöne gideceği, çok daha istikrarlı olacağı yönünde değil. Tam tersine ülkede şu an yaşamış olduğumuz sorunların nasıl ilerleyeceği, nasıl çözüleceği konusunda endişelerin daha fazla ortaya çıkacağı bir dönemin olacağı endişesini taşıyorum ben. Aslında geçen 7 Haziran seçimlerinden sonra koalisyon görüşmeleri yapılırken CHP ile AKP arasında özellikle yurt dışındaki yine analizlere baktığımız zaman CHP'nin AKP ile bir koalisyon ihtimalini görüşüyor olması bile aslında ülkenin normalleşmesi olarak ifade ediliyordu. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin AKP ile bir müzakere içerisinde olması ve bir koalisyon ihtimalinin ortaya çıkması bile çok olumlu bir algı yaratmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içinde çok büyük tepkilere neden olmasına rağmen, tabanın çok ciddi tepki göstermesine rağmen genel başkanımız da onu ifade etti. Yani oy kaybetme pahasına bile ben öncelikle ülkemi ön plana çıkartıyorum ve öncelikle ülkemin ihtiyaçlarını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir koalisyon görüşmelerini yürütme yönünde bir niyet ortaya koydu. Dışarıdan bakıldığı zaman da CHP'nin bu normalleşme sürecinin bir garantisi olarak görüldü. Yani hem özgürlüklerin yeni baştan ülkede konuşulabiliyor olması, hem yargı bağımsızlığı, hukuk devleti ilkesi gibi alanlarda Cumhuriyet Halk Partisi aslında ülkemizdeki geriye gidişi tersine çevirebilecek bir noktada çok önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum. Peki kısa bir ara verelim. Aranın ardından bir Amerika açılışına bakacağız. Ondan sonra devam edeceğiz ama önce bir hemen dönüyorum. CHP milletvekili, İstanbul milletvekili Didem Engin'e soruyorum. İki tane sorum kaldı. Birincisi Suriye'ye ilişkin başlıklar geliyor. Avrupa Birliği tabii artık mültecilerle ilgilenmeye başladı. Bir FT haberine göre Türkiye'ye belli bir miktarda bütçe tahsis edilmesi ve belki vize kolaylığı sağlanması ve bazı fasiküllerin ya da fasırların açılması gündemde AB'li olan ilişkilerde. Nedir buna yorumunuz? Şimdi bu mülteciler konusunda öncelikle böyle bir pazarlığın insanlar üzerinden, mülteciler üzerinden yapılmasını son derece yanlış buluyorum. Ben bir milletvekili olarak bu planın ve konuşulan, yapılan müzakerelerin detaylarını bilmiyorum. Biz de basından takip ediyoruz. Basından aldığımız bilgiler, biraz önce sizin ifade ettiğiniz başlıklar. Bu başlıklar üzerinden örneğin işte mültecilerin geri kabul edilmesi Avrupa Birliği'ne gidenlerin, yeni gelecek olanların Türkiye'de aslında bir nevi hapsedilmesi söz konusu. Bunlar üzerinden Türkiye'nin bir maddi yardım talebinde bulunması, tabii ki maddi destekler alması ama mültecilerin kesinlikle Avrupa Birliği'ne geçmemesi üzerinden bir pazarlığın yapılmasını son derece yanlış buluyorum. Öncelikle seçim hükümetinin bu çalışmayı yapmasını, seçim hükümetinin böyle önemli bir konuda karar alması bence doğru değil. Çünkü bu ülkemizin önümüzdeki yıllar için 5 senesini, 10 senesini etkileyecek olan bir olay. Ben mülteciler konusunun hükümetçe öncelikle sağlıklı bir şekilde ele alınmadığını düşünüyorum. Çünkü bu konu sadece bugünün konusu değil, gelecek yılların konusu ülkemizde. Sadece bir mali yardımla böyle kısa zamanda hibelerle halledilebilecek bir konu değil. Çok kapsamlı bir konu. Eğitim ayağı var, sağlık ayağı var, güvenlik konusu var, bizim kendi iş güvenliğimiz konusu var. Bugün bazı illerimizde, sınır bölgesindeki bazı illerimizin nüfuslarında, kendi nüfuslarından daha da fazla mülteci var.
Kilis gibi örneğin. Yani dolayısıyla bu önümüzdeki süre dönemler içerisinde yeni mülteci akınları gelmesi söz konusu. Böyle bir durum da var. Dolayısıyla bu yükün mültecilerle ilgili sosyal ve toplumsal bir yük söz konusu. Bu yükün Avrupa Birliği devletlerinden alınıp sadece Türkiye'nin sırtına yüklenmesini çok yanlış buluyorum. Ve bizim ülkemizin de sağlıklı bir plan yapmadığını düşünüyorum. Tabii AB ülkeleri için bir kendileri, kendi devletlerini düşünüyorlar ve tamamen sorumluluğu ve yükü Türkiye'nin sırtına yükleyip işte birkaç tane fasıl açılsın, işte vize kolaylığı gibi zaten konuşulan, müzakere edilen bir konuyu bunun arasına sıkıştırmaya çalışarak burada hükümet de aslında seçime giderken bir algı oluşturmaya çalışıyor Türkiye'de. Yani sanki Avrupa Birliği ile ilişkiler ve tam üyelik müzakereleri de yeni bir dönem başlamış, işte yeni fasıllar açılmış gibi. Fakat herkes de bilir ki AB işleriyle uğraşan fasılların açılmasından çok daha önemlisi bu fasılların kapanması. Açılıp da yıllarca açık kalan fasıllar var. Peki son 30 saniyem ama kapatmadan önce değinmek istediğim bir konu daha var. Yine verdiğiniz önergelerden bir tanesi engelli vatandaşlarımız için. Evet. Onu da hepimizin tabii ortak hassasiyeti. Kısaca lütfen bize anlatır mısınız? 7 Haziran'da ben milletvekili olduktan sonra engellilerle ilgili çok fazla çalışma yaptım. İlk kanun teklifimi engellilerle ilgili bir konuda verdim. İlk soru önergemi yine aynı şekilde. Engellilerle ilgili konular aslında partiler üstü ele alınması gereken bir konu. Yani sadece CHP değil, AKP, MHP, HDP yani meclisteki bütün partilerin bir araya gelip engellilerin, engelli bireylerin ülkemizdeki hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz? Eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, fiziksel olarak yaşamış oldukları altyapı sorunları ile ilgili konuları hem yerel yönetimler hem merkezi hükümete çıkartacağımız kanunlarla nasıl çözebiliriz konusu çok çok önemli. Partiler üstü ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Benim en önemli soru önergelerimden bir tanesi de Çalışma Bakanlığı'na. Kamuda yaklaşık 24 bine yakın boş engelli kadrosu var, bekletiliyor ve istihdam yapılmıyor buraya. Fakat düzenli olarak da sınavlar açılıyor, EKPSS sınavı. Bu 24 bin kadro, boş kadro ne zaman doldurulacak, ne zaman istihdam edilecek? Özel sektörde bir yaptırım uygulanırken engelli çalıştırmama konusunda 50'den fazla personeli olan şirketlerde kamuda nasıl bir yaptırım öngörülüyor diye sordum. Açıkçası gelen yanıt benim için hayal kırıklığıydı. Çünkü öncelikle kamuda bir yaptırım öngörülmediği açık bir şekilde ifade edilmişti. Özel sektöre örnek olması gerekir aslında kamu kurumlarının. Kamuda bir yaptırım öngörülmezken özel sektöre bir yaptırım söz konusu. Diğer taraftan da bu engelli kadrolarının önümüzdeki süreçte istihdamı konusunda elle tutulur somut bir plan ne yazık ki mevcut değildi. Dolayısıyla bizim beklentimiz önümüzdeki süreçte Çalışma Bakanlığı'nın çok hızlı bir şekilde bu konudan mağdur olan engellilerimiz için de bu kadroların doldurulması konusunda somut bir adım atması. Peki Didem Engin, çok teşekkürler buraya kadar gelip konuğumuz olduğunuz için. Seçimlerin size, bize ve milletimize hayırlı olmasını tekrar temenni ediyorum.